Herkese selamlar dostlar. 5 ve 6 Haziran iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Ekrana güzel bir tabloyla başlayalım. 2200 oran, 2268 oran nasıl kaçtı? Şöyle birlikte bakalım. Sizlere bahsettiğim maçlar vardı bu maçlar içinde. Kıl payı kaçtı. Neden kıl payı kaçtı? Onlardan da anlatayım. Bu kupon yine kazandırdı. Yani sistem 3-4-5 oynandı. 3 maç geldiği için kazandırdı. Hatta 13 oranlı maçımız geldiği için kazandırdı. Birden 0 maçını yakaladık. Burada İspanya maçını zaten imza maçı olarak yazıyordum ben bunu. Ee, yüksek oran grubunda paylaşılmış bir yüksek oran sistem kuponu bu onu belirteyim. Sonra Çekya maçının ilk yarı 0'ı geldi. Galatasaray Anadolu Efes maçının da Galatasaray galibiyeti geldi. Zaten 3'te 3'ü yakaladık burada. Şimdi yatan iki maça bakalım. Mandırma maçına ben maç sonu 0 dedim. Youtube'da da öyle anlattım. Maç 2-1 bitti. Ama maç içinde 2-2 oldu. Vardan iptal oldu. Bakın kıl payı böyle kaçtı. İsrail maçında da sıfırdan bir dedim. İlk yarısı 1 bir bitti. Aha dedim bu da geliyor dedim. Maç şansı 2 iki bitti. İsrail'de alsaydı çok daha güzel para alacaktık. 32 TL'ye 100 küsür lira para verdi bu kupon. Çok bir para vermedi ama şöyle ikisini yakalasaydık 4.500 TL para veriyordu. Kıl payı kaçtı. Ondan biraz can sıktı açıkçası. Geçeyim bunu. Yüksek oran grubunda verilmiş bir sistem kuponuydu bu zaten o şekilde devam ediyoruz. Yüksek misli de Haziran'da kazançla başladı. Daha tek bir yüksek misli verdim burada. Şu 3 günlük 4 günlük süreçte tek bir yüksek misli verdim. Real Madrid Baskonya maçını verdim ilk yarı bir. Bu da zor geldi 44-42 bitti. Bir 40'larda bir, bir oranı vardı yüksek mislinin burada. Yine geldi ama benim gibi biraz telletti. Son atak o bal Balvin'in sobu girseydi berabere bitecekti. Şansımız yanındaydı. Yüksek mislimiz burada. Başarılı oldu. Onun dışında dün verdiğim kombine bakalım şöyle günün kombinesi olarak Belçika ile Barcelona maçlarını kombinledim ben. Belçika'nın KG varını verdim ki YouTube'da da anlatmıştım. 90 artı 4'te ayaksız bat şu sonunda iptal olan bir gol var zaten Belçika'nın dakika 77'de. KG Var'ı geldi. Barcelona maçında da ben Barcelona'nın zaten aynı Real Madrid tarifesi olduğunu düşünüyordum. Ev sahibi 82.5 üstü aldım. 2.15'lik ideal kombinemiz de burada başarılı oldu. Bugün dün de 3 Haziran olarak kombinemiz kazandı. Ekstra maç yazıları olarak yazıyorum. Mesela dün de bir tane yazdım ben öyle. Mesela Asfel maçı ve Dijon, Dijon maçını yazdım ben burada. Bakın dedim ki tecrübe önerisi ters bahis yazdım özellikle. Ben burada bir sürpriz beklediğimi belirtmiştim. Fakat deplasman atacağı 72,5 72 sayıya girdim. İdealden öyle önerdim ki 90 sayı attı. Hatta 79.5 üstünde yüksek oran grubunu önerecektim de vazgeçtim. İdealden maç yazısı olarak katıl butonunda da eksiden devam ediyoruz. isterseniz maçlarımıza geçelim. Toplamda 7 adet mücadelem var. Bir de skor yarışması yapalım. Önce skor kazananı açıklayayım ben ekrana gelsin. Maç skoru kazanan Bandırma İstanbul maçının maç skorunu sormuştuk en son. Arda Altınkaya isimli arkadaşımız kazandı. Instagram üzerinden mesaj atarsa bu arkadaşımıza katı Telegram gruplarında Haziran ayı boyunca misafir edelim. Geçtim skor yarışmasına. Skor yarışması da yarın oynanacak Portekiz-İsviçre mücadelesi. Sizce maç skoru ne olur? Portekiz güzel bir maç oynadı. Bu maçta muhtemelen Ronaldo falan da oynayabilir. Bu arada onu belirteyim. Az kadro çıkabilir burada Portekiz takımı. Gollü bir maç olabilir. Zaten yorumum da o yönde olacak. Siz cemaat skoru ne olur sizlere sordum. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarınıza dahil edelim isterseniz başlayalım. İlk mücadelem Galler-Ukrayna mücadelesi. Sizlerden ricam videoyu aynı şekilde güzel seviyede bu dönemlerde like atmanızdır. Yorum atarak da destek olursanız sevinirim. Galler-Ukrayna mücadelesi Dünya Kupası'na gidecek son takım belirlenecek artık burada. Ukrayna son başında 3-1 gibi skorla kazandı ki bence hak ederek kazandı. İskoçya'ya karşı daha aktif bir oyun oynadı. Hatta demiştim ben sizlere savaştan dolayı ekstra bir motive olup ülkelerine bir hediye etmek isteyeceklerdir diye düşünüyordum. Bunu sizlere belirtmiştim. Veya savaştan dolayı kötü de oynayabilir demiştim. Moralsizlikten dolayı. Fakat moralli bir takım vardı sahada Ukrayna adına. Güzel de futbol sergilediler. Gallerle oynayacaklar. Muhtemelen bu maçta çok fazla gol olmaz arkadaşlar. Bu da Galler'in çünkü oyunu tutmasından yana biraz daha çok pozisyona giren takım burada Ukrayna takımı olacak. Fakat taraf bahsine gitmeyeceğim ben burada. Ben yine bir beraberliğin çıkmasını bekliyorum bu maçta. Fakat ilk yarıdan da bir beraberlik çıkabilir. Ben burada şöyle bir yüksek, iki tane yüksek oranlı tercihim var. İkisinin de oranı birbirine yakın. Bir tanesini hemen söyleyeyim sizlere. İlk yarı sıfır olarak 1.75 bandında şu an güncel oranı var arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla gol çıkmasını beklemiyorum. O yüzden dolayı burada bir ilk yarı sıfır denemesi yapılabilir. Onun yanına da maçında bir bir gibi skorla bitmesini bekliyorum. 2-3 gol tercihini aldım ben burada. Birbiri değil de burada şöyle olabilir mesela. Bakın ilk yarı 0-0 biter. Takımlar birbirini tartar. İkinci yarı o ise mesela Ukrayna gol attı diyelim. 1-0 öne geçti. Galler bastıracak. Ya yiyecek ya atacak. Oradan da ben burada 2-3 gol tercihini 1.84 gibi orandan da önerebilirim sizlere. Benim kafamdaki senaryo, senaryo bu şekilde. Geçtim. Çek ya İspanya mücadelesi. İspanya son maçta neler neler kaçırdı. Jordi Alba'nın kafa vuruşu var. Bomboş atamadı. Gavi'nin öyle. Olmunun bir pozisyonu var vesaire. Morata'nın keza öyle. Hem kalesinde Portekiz'e karşı pozisyonlar verdi fakat ama çok daha fazla pozisyona giren takım İspanya takımıydı. Yani birden sıfırını yakaladık o maçın. Ama yani İspanya mesela o Alba'nın bir kafa vuruşu var son dakikalarda. İnanılmaz boş kale gibi bir şeydi yani. Kaleci çok sağda kalmıştı. Düzgün kafa vursa 2-1 maçı almıştı. Çekya oynayacaklar. Çekya'nın da son maçını izledim ben güzel performans sergilediler. Rakip kalede İsviçre'ye karşı özellikle ikinci yarıdan sonra çok fazla pozisyon verdi kalesinde Çekya takımı. Fakat savuşturmasını bildi ve maçtan 2-1 skorla galip ayrılmasını bildi. Benim ideal tercihim bu maçta İspanya'nın o oyun çok toplu oynamasından dolayı ve rakip kaleye hızlı gelmesinden dolayı çek ya da bir kontra ataklarla çıkabilir. İlk yarada bir gol olur oranı şu an 1.30 bandında. Onu belirteyim. Yani ilk yarıdan bir tane gol çıkabilir bu maçın. Zaten ideal kuponları alınabilir mesela. İlk yarıdan bir gol bu maça. Bir 30 bantlarına bir oranı var. Yüksek oranlarına şöyle aldım. İspanya'nın atacağı 2 gol. Deplasman 1.5 üst. Ne kadar deplasmanda da olsa 1.71 gibi oranı var deplasman 1.5 üstün. İspanya son maçta izledim çok fazla pozisyona girdi. Şansı yerinde olursa bu maçta Çekya Kalesi'ne 2 tane de gol gönderebilir arkadaşlar. portekiz İsviçre mücadelesi. Dediğim gibi bu maçta Ronaldo'lar, Jota'lar sahada yer alabilir. Son maçta Andre Silva vesaire, Motinho gibi isimler de vardı. Fakat yedek kadroya çıksa bile Portekiz takımı çok iyi bir takım. İsviçre'de biraz rotasyonla çıktığını söyleyebilirim ben. Mesela Şakir'i yedekli en basitinden verirsem. Seferovic yedekli mesela. Bu maçta ilk 11 oynayabilirler. Önerim şu yönde olacak arkadaşlar. Portekiz kalesine pozisyon veren bir ekip. O yüzden İsviçre'nin atacağı bir gol bence idealdir. 1-50 gibi oranı var bakın. Tek gol veya böyle Zaten Portekiz İsviçre'den çok fazla üstün bir takım değil. İsviçre'de oturmuş bir takım. Kalede Sonmer var zaten. Adam doğru düzgün gol yemiyor. Çekya'dan yedi. İki gol de biraz daha şansa goldü. Bir tanesi defans hatası. Diğeri de şaşırdı da gol yedi. Yani 7 büyük bir hatalı gol yok yani Sonmer'in. İsviçre de dediğim gibi güzel futbol sergiliyor. Tek golle bu kadar oran açılmışken deplasmanın tek golü bence 1.50 gibi orandan değerlendirilebilir. Yüksek orandan ise dediğim gibi ilk 11 Ronaldo'lar vesaire bu maçta muhtemelen oynayacaktır. 2.5 üstünün oranı 1.86. Yüksek orandan da ben mücadeleye 2.5 üst önerebilirim sizlere. Sırbistan'la Slovenya mücadelesi. Sırbistan son Norveç maçını izleyin. Neler neler kaçırdı bakın. Hatta ben istatistik olarak da göstereyim sizlere isterseniz. Yani Mitro işler vesaire Tadiş'ler neler neler kaçtı. Şöyle bir bakayım ben istatistiğine bakmadım maçı seyrediyordum ben. İki tane kaçan net pozisyon 32 kere ceza sahası alanında buluşma. Ya Slovenya'yı bunlar bence harcar zaten. Ama nasıl kazanır ona bakalım. 1.29 gibi oran açmışlar Sırplara burada. Sırplar son başta inanılmaz oynadı. Özellikle ikinci yarı yani Norveç'in şansı vardı. Çok fazla kaçtı Sırbistan adına. KG'si gelmedi o maçta. 1 ve 4.5 alt yaptım. 1.40 bantlarında bir oranı var. Oynuyor şu an 1.35-1.40 bandında. Sırbistan kazanır ve 4.5 altına biter diyerekten düşünüyorum. Yüksek orandan da Sırpların bu maçta handikap yapması da olası bence. Handikap birinin oranı da 2.01 gibi orandan değerlendirme altına alınabilir diyerekten de geçeyim 6 Haziran'a. 6 Haziran için herkese selamlar tekrardan. Letonya-Listeştein maçıyla başlayalım. Şimdi ben takımları biraz karşılaştırdım özellikle bu maç bandında. Liechtenstein çok istikrarlı bir takım. Her maçın yeniliyor sağ olsun. Şimdi Letonya daha üstün bir takım. Veya şöyle bu takımlar zaten alt sınıf ülkeler alt sınıf ülke takımları olduğu için birbirleriyle maç yapıyorlar. Örnek vereyim ben sizlere. Şöyle bir örnek vereyim ve anlamanız için. Letonya Andorra'ya karşı çok rahat galip gelebiliyor. Andorra'da ilk 5 tane mesela deplasmanda 3 tane atabiliyor. Yani rakip arasında bir fark var. Ben burada zaten oran da yok zaten Netonya tarafına. Handikapın oranı bir 45 gibi oranı var. Skor beklentim 2-0 veya 3-0'ın Netonya'nın kazanması. Hatta sistem kuponumda da bir deneme yapacağım bu yönde. Handikaplı bir Letonya galibiyeti gelebilir. Bir 45 gibi oranı var zaten. Avusturya-Danimarka mücadelesi günün en güzel maçlarından bir tanesi. Neden olduğunu söyleyeyim. Rangic United'ın başından Avusturya'ya geldi. İlk maçında da 3-0'lık bir galip geldi deplasmanda Hırvatistan maçında. O maçta tercihim geldi. Nasıl geldi? İlk yarıdan gol geldi. Maç 2.5 üste gitti. Fakat ben Hırvatların gol atmasını bekliyordum. Hatta Hırvatlar belki 2 tane atıyor. 2-1 biter diye düşünüyordum o maç. 3-0 deplasmandan oldu. Tahminler başarılı oldu fakat Hırvatlar tarafından gol gelmedi. Ben asıl gollerin veya Hırvat tarafından 2 gol bekliyordum zaten. Belirttim sizlere. Bu maçta şöyle bir önerim olacak arkadaşlar. Yani ben çok güzel bir KG var maç olduğunu düşünüyorum. Danimarka'da son maçında zaten Fransa'ya karşı üstün geldi. 2-1 gibi skorla deplasmanına kazandı. Avustralya ile oynayacaklar. Güzel tempolu bir karşılaşma bekliyorum. Hatta ideal kombinelere bile alınabilir bu maç. 1 1 65 gibi oranından KG var tercihim. Sizlere önerebileceğim tek tercihtir. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Son maçım Hırvatistan Fransa karşılaşması. Fransa beni açıkçası yanılttı fakat iptal olan bir gol var mesela. Benzema gol atmıştı. Mbappe geç pas verdi orada. Biraz daha erken pas verse. Ev sahibi 1.5 üstü 1.72'den onarmış, önermiştim ben sizlere. Tek golle kaldı Fransa takımı. Zaten Mbappeler, Benzema'lar oynadı. Bu maçta da muhtemelen oynayabilirler. Veya ufak rotasyonlar, rotasyonlar olsa bile yedek kulübesinde çok kaliteli isimler var. Enkunku mesela örnek vermek gerekirse son maçta sonradan girdi. Bu gibi isimler var. Hırvatistan'da rotasyona gitti bazı. Peris hiç bu maçta olmayacak sakatlığından dolayı. Modric yoktu mesela. Yani idealden öneren şu, şu olacak. İlk yerden bir gol gelebilir. Bunu öneriyi ben İspanya maçına da yaptım. 1.32 bir 32 oranı var. İdeal kombinelerde böyle 1.30'ları toplarsanız güçlü bir kombin. 2 oranı üzerine çıkabilirsiniz. İlk yerden bir gol bence ideal alınabilir. Onun yanına ben yine maçın tempolu geçme ihtimalinin olduğunu düşündüğümden dolayı 2.5 üstüne oranı da 1.85 bandı oranı var. Risk edilebilecek bir oran olduğunu düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme altına alınabilir. Toplamda sizlere 7 adet maç anlattım. İdealleri, yüksek oranları, aklımdaki fikirleri söyledim. Aklınıza yatıyorsa değerlendirin. Herhangi herhangi bir kombin önerisi yapmadım. Kata Telegram gruplarında kombin önerisi olarak devam ediyoruz. Neden kombin önerisi yapmadığımı da belirteyim. Zaten günlük tek bir ana kombine çıkartıyorum. O ana kombineyi de buraya vermek oradaki arkadaşlara biraz ayıp olur. Ondan dolayı buraya henüz şu an İki, günlük 2-3 tane kombine çıkarttığım zaman buraya da zaten vereceğim. Ara ara kombineler de vereceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.